kapalı. Bu ülkede demokrasi var. Seçim en temel hakkımız ama sadece biz kazanırsak. Bu mu anlatılmak istenen? Evet, anlaşılmak istenen. Yani tam bağımsızlık, şu anda Türkiye tam bağımsız mı? Cumhur İttifakı'nın ortaklarından biri olan Erbakan, yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı, üç bakanlığın dış güçler tarafından yönetildiğini açıklıyor. Yani her şeyi bir kenara bırakın, işin başka bir mizahi yönü. Uçum, bu sözü herhalde sehven söyledi, yani dili sürçtü. Bağımsızlık olarak bağımsızlığın güvencesi olarak kendilerini görüyorlar. Kimi adına? Kendi yandaşları adına herhalde. Bilgi Hanım, şunu söylemek isterim. Sonradan görmüşler ve dönenlerden korkacaksınız. Peki, tam da o zaman diğer isimleri de hatırlayalım. Yani ne demek istediğimi anladınız herhalde. Herkes de anladı. Evet. Şimdi, çünkü Mehmet Uçum zamanında ben solcuyum diyerek hayatını anlatıyor. Hukukçuyum diyor. Ama söylediği sözlerin hiçbiri hukukla, solculukla, en basit olarak demokratik demokrasiye inanmış bir insanın sözleri olarak görülmüyor. Baştan beri anayasayı yaparken de, anayasa teşebbüsleri içerisinde de verdiği ifadeler var. Bunları hatırlarlar. Önümüzdeki zaman içerisinde hatırlatılacak. Her defasında bulunduğu yere sarayın koruyucusu olarak söylemiştir. Oysa hukuk düzeni öyle değildir. Vicdanlı, kararlı, yasalara, anayasalara ve genel kurallara, hukukun evrensel ilkelerine uyan insanlar dürüst olurlar her şeyden önce. Evet, en yoğun bir şekilde savunan kesimin de sizin ifade ettiğiniz, işaret ettiğiniz kesim olduğu ortada Sayın Sağlar. Şimdi yönetmenimizden rica edelim diğer söylemler de gelsin ekranlara. Örneğin Binali Yıldırım eski bir başbakan ne demişti? Bu seçim işgalcilere karşı İstiklal mücadelesi seçimidir. Yani koskoca bir Millet İttifakı'nı işgalcilere benzetmişti. Bir istiklal mücadelesine benzetmişti. Hayır, tam tersi. Bence Bilge Hanım, bence öyle değil. Binali Yıldırım gerçeği ifade etmiş. Kendilerinin işgal ettiği Türkiye'yi 14 Mayıs'ta Millet İttifakı kurtaracak. Doğrudur. Yani 14 Mayıs seçimleri sonrasında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda bu kadar büyük bir toplumsal ittifakın adayı olarak gelen Sayın Kılıçdaroğlu işgal edilmiş devleti kurtaracaktır. İşgalciler de gideceklerdir. Binali Yıldırım onu başka formatta söylüyor. Bakın, işgal edildiği, bu devletin işgal edildiğinin en güzel göstergesi valilerdir, kamu görevlileridir. Valiler, şimdi Mersin valisi mesela, buradaki bakan Nebati ile beraber dolaşıyor. Hem de polislerle dolaşıyor. Yani arkada polisler, Nebati önde gidiyor. Bakan mı, milletvekili adayı mı? Bizim milletvekili adaylarımız da kendi arkadaşlarıyla birlikte, kendi araçlarıyla gidiyor. Ama yanında kimse yok. Bu çok tehlikeli bir nokta. Yani ilk defa Türkiye Cumhuriyeti bu kadar bir partinin işgali altına girmemişti. Yani denge vardı. Evet, siyasi iktidarlara muhber olan kamu görevlileri vardı ama bu kadar aleni değildi. Şimdi işte biraz evvel Sayın Erkek'in de söylediği gibi seçim kurulunu bile kendi kamu görevlileri, daha doğrusu kamu görevlileri mi diyeceğiz onları bilemiyorum ama AKP görevlileri tarafından seçimler denetlenecek ya da manipüle edilecek anlayışı var. Düşünün, bu ülkedeki bazı bakanlar, yandaş bakanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir AKP Cumhuriyeti olduğunu anlatan faaliyetler içerisindeler. Bu kabul edilmez. İşte diyorum ya, Mersin valisi Nebati ile dolaşıyor. Ben Mersin'de olduğum için görüyorum bunu. Böyle bir vali olmadı. Bundan önceki seçimlerde de valiler öyleydi ama bu kadar, yani 2018'den önce bu kadar pervasız değillerdi. Şimdi pervasızca da hareket ediyorlar. Çünkü gerçekten kendilerini bu ülkenin sahibi olarak hissediyorlar. Bu ülkenin sahibi sizsiniz, benim, bizi izleyenler ayrıca. Bizler de varız, onlardan daha çok. Ve bu sefer daha çok olan insanlar bu işgal edilmiş azınlıktan kurtarmak istiyorlar. 14 Mayıs'ta, 15 Mayıs'ta da Türkiye bağımsızlığına kavuşacak.
Binali Bey bunu bir öyle iyice görsün. Hem Sayın Uçum da görsün bunu. Bağımsızlığı da kavuşacak. Şimdi bağlıyız. Bağımsız değiliz. Biz şimdi AKP'nin genel başkanı Sayın Erdoğan'ın yasamayı, yürütmeyi, yargıyı elinde tutan kişinin bağlı bir devlet konumundayız. Dolayısıyla hiçbirimizin can ve mal güvenliği yok. Mesele bu. Evet, ne kadar bu şartlar altında devletin imkanlarının seçim çalışmalarında kullanıldığı bir süreçte ne kadar adil bir seçim süreci yaşıyoruz. Bu da ayrı.